Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yani artık hepimiz biliyoruz bu Kasım ayı, indirim ayı, alışveriş ayı falan filan. Bizler de Ütopya.com ile ortak bir kasa topladık. Hem fiyat hem de performans olarak iyi bir makine. Şimdi bu videomuzda bu makineyi inceleyeceğiz. Şimdi ilk part sende o zaman. Hadi işlemciyle başlıyorum. Başla abi. Arkadaşlar içinde AMD Ryzen 2700X bir işlemci mevcut. 8 çekirdekli ve yeni olan en uygun işlemcilerden biri. Yanında AMD'nin piyasa değeri 300 TL'lik bir fanı var arkadaşlar. O da direkt zaten size görüyorsunuz üzerinde geliyor. Ya bu bir avantaj mı olmuş? Tabii ki de avantaj oluyor. 300 liralık fan yanında beleş. Anakart kısmı bana düştü arkadaşlar. Bilgisayarımızın içerisine Gigabyte'ın B450M bir anakartı bulunuyor. Bu arada anakartımız SKH arkadaşlar. Bir de bu B450M artık biz öğrendik. Bence siz de biz öğrendiysek abi B450M herkes öğrenmiştir. Piyasada en sık kullanılan anakartlardan bir tanesi. Hem piyasadaki muadil anakartlara göre fiyatı daha uygun hem de bir avantaj olarak M.2 SSD girişini destekliyor. Bu M.2 SSD abi bizim 3. gençlik dönemi oldu yani. Evet, şu an evet. Bayağı bir performans arttırıcı etkisi var diye düşünüyorum ve sıramı Lütfi'ye tepiyorum. Haydi bakalım o zaman ben de birazcık ekran kartından bahsedeyim. Arkadaşlar RTX 2060 OC bir ekran kartımız mevcut içinde arkadaşlar artık RTX serisi bildiğiniz gibi bu ışın izleme teknolojileri vesaire oyunlar çok daha iyi gözüküyor. Bildiğiniz gibi ancak gayet performanslı güzel çalışan bir kart. Artık zaten 2060'lar 2080'ler falan filan çok aşina olduğumuz kartlar haline geldi. Bu bilgisayarda da dediğim gibi 2060 var arkadaşlar. Tabii ki de en önemli özelliği siz hem RTX teknolojisi alıyorsunuz ve alabileceğiniz RTX teknolojisinin en uygun kartlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Full HD ve 2K çözünürlükte oyunlarınızı sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. O zaman RAM'i de ben anlatıvereyim. Hemen içerisinde arkadaşlar 8-8 olmak üzere iki parça halinde 16 GB'lık bir RAM var. Bu RAM'ler G-Skill Ripjaws'un kırmızı RAM'leri. Bunu da pek çoğunuz biliyor ama bilmeyenler için de ekleyelim. AMD işlemcilerin performansını RAM'leri 8-8 yani dual biçimde kullanmak arttırdığı söyleniyor. Bu nedenle Ütopya.com ekibi de bizlere bu kasayı hazırlarken 2 tane 8 GB'lık RAM koymuş içerisine. MHz'i de 3000 MHz. 8-8 3000 MHz'lik 2 tane olduğu için hani sadece oyun için değil render vesaire işlerinizde de işinizi hızlandıracak elinizin altında bulunması önemli olan çok güzel harika bir RAM kiti. O zaman devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben depolamadan bahsedeyim. İki farklı depolama seçeneğimiz var. Seçenek değil aslında ikisi de içinde geliyor. Birisi bildiğimiz standart hard disk. 1 TB arkadaşlar Seagate'in. Bunun içine istediğiniz gibi oyunları vesaire atabiliyorsunuz. Çünkü artık oyunlar bildiğiniz gibi çok yüksek gigabaytlar oldu. Evet. Yani onu böyle SSD'ye atmaya insan bazen kıyamıyor abi. Şahsen ben kıyamıyorum. Direkt hard diskin büyük boyutlu şeyin içinde saklıyorum. Ama tabii ki de bilgisayarın içinde bir de SSD'miz var arkadaşlar. Dilerseniz uygulamalarınızı, oyunlarınızı oraya da kurabilirsiniz. SSD M.2. Aynen. 240 GB'lık M.2 SSD var. Çip olarak anakarta takılıyor. Normal SSD'lere göre daha uzun ömürlü olduğu da söyleniyor. Hard diskinize oyunları, SSD'nize de en çok oynadığınız oyunu ve en çok kullandığınız uygulamaları falan atarak işte Windows'unuzu kurarak böyle bir yol izleyebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Kasamızın markası Thermaltek ve 600 Watt'lık 80 Plus sertifikasına sahip. Bu arada güç kaynağımız 600 Watt. Güç kaynağı 600 Watt. Kasa aynen. Değil. Güç kaynağı şu anda yeterli görünüyor. Hani 2030'da yenilerseniz oradaki kısmını bilemem ama şimdilik günümüz koşullarında ve birkaç sene boyunca da yetecek bir güç kaynağı olarak duruyor. Bu arada kasanın ön tarafında RGB ledler gördüğünüz gibi zaten bir sürü stokta da dönüyor. Ayrıca üst tarafında da bir tane hava filtresi var. İşte içine toz vesaire şeylerin girmesini engelliyor arkadaşlar. Bu RGB meselesi de kasanın kendisi üzerinden ayarlanabiliyor. Orasını burasını değiştirebiliyorsunuz. Renk atabiliyorsunuz. Rainbow diye bir mod var. Onu kullanabiliyorsunuz falan filan. Derken parçalarımız bitti. Bu videoda bir değişiklik yapalım dedik. Önden parçaları söyleyelim. Şimdi oradan oyun testine geçelim. O zaman dedik. Bir oyunlara bakalım arkadaşlar. Oyunlara. Kaç FPS almışız?
Evet arkadaşlar, oyunlarımızı oynadık. FPS değerlerini, sıcaklıkları vesaire gördük. Sözün özü, İtopya'nın bizler için hazırlamış olduğu bilgisayara yakından bakma fırsatı yakaladık. Hep birlikte bayağı indirimde değil mi? Ha bir de indirimde fiyat meselesi şöyle. Videoda diyorsunuz, videoda niye fiyat söylemiyorsunuz falan filan. Şundan söylemiyoruz arkadaşlar. Bu dolar oynuyor ya sürekli. Hani bir çıkıyor iniyor falan filan. Fiyat ine de biliyor. Ufak tefek artışlar da olabiliyor. Gidip aynen, aşağıdaki linkten güncel fiyatına zaten sürekli bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. İtopya.com'un bizlere garanti ettiği şey zaten bu bir ortak sistem. Fiyatının iddialı oluşu ve bu fiyatın piyasada zor bulunacak bir fiyat olması yönünde. Ne kadar süre böyle gider bilmiyorum. Çünkü onu da soruyorsunuz. Abi şu sistem duruyor mu, bu sistem duruyor mu diye. Biz bunları takip edemiyoruz arkadaşlar. Evet. O bilgiyi bir paylaşalım sizlerle. Bu videomuzda sizlerle birlikte İtopya.com ekibiyle ortak hazırladığımız, daha doğrusu onların bizim için hazırladığı oyuncu sisteminin detaylarına baktık. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa hemen yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca şurada bir beğen butonu var arkadaşlar. Ona da basmayı unutmayın diyelim. Bir de kanalımız 3 milyon oldu olacak arkadaşlar. Şu kadarcık kaldı. Aynen, şuradan abone olursanız da seviniriz diyelim. Tabii kasanın tüm detaylarını az önce de söyledik. Açıklama kısmındaki bağlantıda bulabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.